Sorunlarımızın bir tanesi de metruk evlerdi. Metruk evler Keşan'dan temizlensin istiyoruz. Keşan'ın Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde yer alan metruk evin yıkımı gerçekleştirildi. Bu binayla birlikte 220. metruk ev yıkımı gerçekleştirdiklerini belirten Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yıkılması gereken 90 kadar metruk ev kaldığını söyledi. Keşan'da yıllardır, bunun altını çizmek istiyorum, yıllardır 300-400 tane metruk ev var. Tabi her geçen günde eski evler metruklaşıyor ve kullanılamaz hale geliyor. Biz de bu evleri yıkmakla görev edindik kendimize. Neden yıkıyoruz bu evleri? Çünkü metruk evlerin camları, pencereleri de kullanılmıyor. İçeri girmek çok kolay. Suç üretiyor bu metruk evler. Suç üretirken de her türlü illegal suçları üretiyor. Hırsızlık, uyuşturucu, fuhuş, aklınıza ne olumsuz gelirse bu metruk evlerin içinde oluyordu. Herhalde fen işlerinden aldığımız habere göre, Seçil Hanım doğru mu? 220. evimizi yıkıyoruz. 80-90 tane ev var. Samimiyetimle söylüyorum. 20 aydır 220 ev yıktık. Bunları yıkmak, arfiyatını atmak, bu organizasyonu yapmak bile bir iş. Yıllardır yapılmayan işi yapıyoruz. Helvacıoğlu, sorunlarımızdan bir tanesi metruk evlerdi. Metruk evler Keşan'dan temizlensin istiyoruz. Suç üreten bir yapısı var dedi. Sorunlarımızın bir tanesi de metruk evlerdi. Metruk evler Keşan'dan temizlensin istiyoruz. Olumsuzluklar oluyor, az önce söyledim. İçinde günübirlik yatanlar, başka amaçlı kullananlar, suç üreten bir yapısı vardı. Evlerimizi yıkıyoruz. Bugün de yıktık.